Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmenler. İstiklal gündelik haberlerimiz görüşünlerini karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınemizde kıtınlar ekranımızda olsun. Xitayın təsiri Otur Asiya devletlerde tezlikti kengaymakta. Xitay, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolu türü boyunca üç taraf ara kilişim imzalanan bolup, Xitay Otur Asiya devletlerine iqtisadi siyasi təsirini tiz süratli kengaytmakta. Tanrıdağ Toru'nun haber kılışça 6 iyun Xitay, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolu türü boyunca üç devlet hükümetleri ara kilişim imzalaş murasimi Beijing'de ötküzülgen. Xabar qilinishicha tur yirik planiga asosan Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li Sharqiy Turkistonning Qashqardan boshlanib To'rg'a tog' eg'izi orqali Qirg'izistonga kiradi ekan. Undan g'arbda Qirg'iziston chegarasidagi kichik shahar Qorasuv orqali O'zbekistonning sharqiy qismidagi muhim shahar Anjonga yetib boradi ekan. Qurilish bitgandan keyin uch davlatning o'zaro tutashtirilishi zo'r darajada ilgari surildi ekan. Xabarda Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li pissa bu yo'lning Osiyodan Yevropa va Paris qo'ltiqidagi davlatlarga boradigan yangi transport liniyasiga aylandiganligi, buning bilan yangi Osiyo-Yevropa cho'ng quruqlik ko'prigining janubiy qism yo'li barpo bo'lib, yangi quruqlik dengiz yo'li barpo qilinib, Osiyo-Yevropa cho'ng quruqligining umumiy qatnash to'ri mukammallashadiganligi, buning liniya bo'yidagi har qaysi davlatlarning shunaqli butkul rayonning o'zaro tutashtirilishini ilgari surish ahmiyeti barlıqı dava kılıngan. Xitay teşviqat vasıtlarının haberlerde malum buluşca, Xitay növeti Şarkı Türkistan'da icra kılvatkan irqi qırğıncılıq cinayetini xalqaradın yuşuruş üçün Şarkı Türkistan'da erkin Suudisinaq rayonu, Yipek yolu ixtisat bəlbəği yadroluq rayonu kuruluşunu tizlətkən bulup, bu yolunu Xitay atılmış Asiya-Yavrupa altın yolu və Xitayının qaribki ecib etişdiki köyrük beşi istihkami edəb atıvalgan. Ma'lum bo'lishicha 1997 yili Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi planini tunji qatim Yevropa, Kavkaz, Osiyo transport koridori tashkiloti o'tirg'i qo'ygan. Shu yili Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston uch taraf Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston temir yo'li qurilishi to'g'risida hamkorlik aslatmasi imzolagan. Shuningdek, keyin mazkur temir yo'l turining sur'ati tezlatilgan. Xitoylar 2021 yili 3 ayda ijtimoiy uchur vositasi TikTok orqali O'rta Osiyodagi 5 davlat Xitoyning bir qismi edi degan safsatini tarqitishga boshlagan edi. Xitoylar sinda O'rta Osiyodagi Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston qatorliq 5 davlatning tili Uyg'ur tili bilan asosan o'xshash. Siz Uyg'ur tilini o'rgansangiz 5 davlatga bemalol bora olasiz. Chunki Tang, Yuan, Qing sulolasi davrida mazkur 5 davlat Xitoy territoriyasining bir qismi edi. Shoir Li Bai Qirg'izistonda tug'ilgan deb jar silishgan edi. 2020 yilimi Xitoy turbatlarida Qozog'iston nima uchun vatan qo'yniga qaytmaydi sarlavilik yozmalar yo'llanib, Xitoyning razil niyatini oshkorlagan edi. Oxirida Qozog'iston taraf Xitoyning Qozog'istonda turishliq bosh elchisini chaqirib, norozilik bildirgandan keyin mazkur yozmalar turbatdan o'chirilgan edi. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharqiy Turkistonga tajovuz qilib, o'rnini mustahkamlab olgandan keyin O'rta Osiyodagi 5 davlatga xiris qilishga boshlaganligini, O'rta Osiyodagi 5 davlatning Xitoydan qattiq ehtiyot qilishi kerakligini, Xitoy oldi bilan Astritdan O'rta Osiyo jumhuriyatlarini iqtisodiy va siyosiy jihatdan to'liq ta'sir doirasiga kirgizish uchun harakat qilayotganligini bildirishmoqda. Chex jumhuriyati Tayvanda madaniyat markazi ochishni planladi. Chex Tayvanda madaniyat markazi ochish orqali tashqi munosabatni kuchaytirishni planlagan bo'lib, Xitoy buningga norozilik bildirishi mumkin ekan. Amerika vazining xabar qilishicha, Chex jumhuriyati 10 iyun Taybeyda madaniyat va tashqi ishlar munosabatni ilgari surish uchun yangi markaz ochadiganligini aytgan bo'lib, Chexning harakati Xitoyni g'azablantirishi mumkin ekan. Xitoy kommunist rejimi Tayvanni Xitoy zaminining bir qismi deb da'vo qilayotgan bo'lib, Xitoy oldingi oyda Tayvan orili atrofida harbiy manevr o'tkazgan. Chex Yevropa ittifoqi va Shimoliy Atlantik aktiv tashkilotiga a'zo davlat bo'lib, Yevropa ittifoqiga o'xshash bir Xitoy siyosatini rasmiy qabul qiladi ekan. Ammo hukumat amaldorlarining Tayvan bilan quyuq munosabati bor ekan. Tashqi ishlar ministrligi Tayvan Chex madaniyat markazining 14 iyun faoliyat boshlaydiganligini e'lon qilib, faoliyatda surat ko'rgazmasi o'tkazilganligini bildirgan. Chex madaniyat markazining mas'uli Jitka Panik Jurkova Chex Taybeyda hammani ko'rishni
ва аңлашны халайды деген. У яна Тайбейдеке чех мәдениет мәркізі Тайван аммасының чехның әнәнелерге болып мұ хазірғы чех мәдениетіге болған туынышыны чонқырлаштырышыны мақсат қылуды деген. Чех ташқышла министрлігі нөвәтті чех жүмуритіні тәшві қылыш үшін 25 дөвләттіке 28 орында чех мәдениет мәркізі барлықыны, әмі Қытайды йоқ икәлікіні бүлдірген. Hindiston yangi hukumati Xitoy-Hindiston chegara masalasini hal qilamiz dedi. Hindiston tashqi ishlar ministri Hindiston yangi hukumati Xitoy bilan bo'lgan chegara masalasini hal qilishga ahamiyat beradiganligini bildirgan. Amerika vazining xabarida bildirilishicha Hindiston bosh ministri Narendra Modining yangi hukumatida davomli tashqi ishlar ministri vazifasini o'tayotgan Subrahmanyam Jayshankar 11 iyun Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi chegara majrosini hal qilishga ahamiyat beradiganligini aytgan. Xabarda qayd qilinishicha Sharqiy Turkiston va Tibet bilan Hindiston chegarasining uzunligi 3800 km bo'lib, nurg'un bo'laklardagi chegara bo'lish liniyasi aniq emasgan. Sharqiy Turkiston bilan Tibetni o'z zimininin bir kısımı deb dava kılıvatkan Xitay, Chegara rayonida Hindistan bilen üzlüksiz Chegara macerası kılgan. Dünya boyunca nüfusu en köp Xitay bilen Hindistan her ikisi yadro kuralığı igi bulup, iki taraf 1962 yılı Chegara macerası ve talaştartı sebebinin kısqı müddetlik uruş kılgan. Şunodan keyin iki taraf ameli Chegara kontrol liniyesinde üzlüksiz tokunuş ve sürkülüşlerini baştan keçirip kelgan. Xabarda qayd qilinishicha chegara majrosi ikki tarafning o'zaro ishonchini yo'qotgan bo'lib, Xitoy bilan Hindiston o'rtasidagi jiddiylikni keltirib chiqaradigan asosliq omil bo'lib qolgan. 2020 yili 15 iyun Ladakh rayonidagi amaliy kontrol liniyasida Tümür kaltak bilen korallanğan Xitay armiyesinin san cahette evzelliki bilen tuyuqsız Hindistan askerlerge hücum kılıp, 20 Hindistan askerinin ölüşini keltürüp çıkargan idi. 2019 yılı Xitay-Hindistan çigrası devamlıq ciddiyleşken bolup, şu yılı 9 ayda Garbi çigradiki Pangong Tiso etrapıda tokunuş yüz bergen. İki tarafının tokunuş rayonlarda yanılı 10 minliğen askeri bar bolup, ular zembirek tankılar bilen korallanğan. Xitay bilen Hindistan'nın zimin talaş tartışı devamlıq küçeygen bolup, armiya boyunca ötküzülgen söhbetinin hiç qandaq paydısı bolmay kelmekte. Xitay ameli kontrol liniyesi boyudaki bazısını zor xiracat bilen yığılgan bolup, bunun içinde uçuş yolunu uzartkan ve Şarkı Türkistan'dan Galvan Vadisi'ye yakın Tibet'nin Ritu nahisidiki Pangong Tiso'ya yakın cayda yeni tik uçar aerodromu yasıgan. Xitay çigradaki ciddiyetçilikten mesuliyetini Hindistan'a artgan bolup, köpkatimlik herbi ve diplomatik söhbetlerden keyin iki taraf çigradaki köpkıl tokunuş yüz bergen uğrundan askerlerini çekindirgen bosumu, bırak sürkiliş izgil devam kılmaqta. Hamas BDT'nin uruş toxtuş kararını karşı aldığalıqını bildirdi. Palestin İslami Qarışlıq Körüsü Şərikti Hamas Birleşken Devletə Təşkilatı Xavufsizlik Kengaşının Gəzzədə Məngülük Uruş Toxtuş Toğrısıdakı kararını qarşı aldığalıqını bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu xabirde qayd qilinishicha Hamas Birleşken Devletler Teşkilatı Xavufsizlik Kengashining G'azzada mangulik urush to'xtatish, Isroilning u yerdan butunlay chekinishi, asir almashtirish, rayonni qayta gullandirish va ko'chirilganlarning yurt makonlariga qaytishini mazmun qilgan qaror loyihasini ma'qullashini qizg'in qarshi olganligini bildirgan. Hamas bayonot e'lon qilib, tashkilotning Falastin xalqi va qarshilik ko'rsatkichlarining talablariga muvofiq bu prinsiplarning ijro qilinishi to'g'risida vositalik suhbatlarga ishtirok qilish uchun vositachilar bilan hamkorlik o'rnatishga tayyor ekanligini o'tirg'i qo'ygan. Bayonot yana Hamasning Isroilning mag'lubiyati, falastinliklarning vataniga qaytib kelishi va Quddusni poytaxt qilgan o'z taqdirini o'zi belgilaydigan to'liq mustaqil Falastin davlatini qurib chiqish qatorliq huquqini qo'lga keltirish ko'rishini davomlashtiradiganligi ta'kidlangan. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Amerika prezidenti Jo Bayden e'lon qilgan birinchi bosqichi G'azzada darhol urush to'xtatishni mazmun qilgan 3 bosqichlik qaror loyihasini qabul qilgan edi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Etki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.